sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle logaritma konusunun birinci kısmını çalışacağız. Üstel fonksiyonun tanımıyla başlayalım. A bir dışında pozitif bir reel sayı olmak üzere f r'den r artıya fx eşittir a üzeri x fonksiyonuna tabanı a olan üstel fonksiyon denir. Arkadaşlar üstel fonksiyonun tanımıyla ilgili sorularda tabanın sıfırdan büyük ve birden farklı olması gerektiğini Söyleyeceğiz. Bu sebeple yeniden yazdım. Önemli arkadaşlar. Şimdi bir örnekle pekiştirmeye çalışalım. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangilerinin üstel fonksiyonu olduğunu bulunuz. Dediğim gibi tabanı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Taban sıfırdan büyük ve birden farklı mı? Buna bakacağız. Ee, fx fonksiyonunun tabanı sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu için üstel fonksiyon belirtir. gx'in keza tabanı 1 bölü 3 kriterlerimize uyduğu için üstel fonksiyon belirtir hx fonksiyonunun üstü negatif olduğu için isterseniz onu 1 bölü şeklinde yazabilirsiniz. Eksi 1 bölü 3 üzeri x edecektir. Taban gördüğünüz gibi sıfırdan küçük olduğu için üstel fonksiyon belirtmez. kx fonksiyonunu inceleyelim. Taban sıfırdan büyük ancak birden farklı olmadığı için arkadaşlar üstel fonksiyon belirtmez. Yine sx fonksiyonunda üst negatif olduğu için 1 bölü şeklinde yazalım tabanımız sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu için üstel fonksiyon belirtir. Tx fonksiyonunu inceleyelim. x üzeri 5 gibi 5. dereceden bir polinomla 5 üzeri x gibi e, üstel bir fonksiyonun toplamı. Bu yüzden arkadaşlar tx üstel bir fonksiyon belirtmez. Başka bir örnekle devam edelim. fx eşittir 5m eksi 10 üzeri x fonksiyonu bir üstel fonksiyon olduğuna göre m'nin en geniş değer aralığını bulalım. Tabanımız arkadaşlar sıfırdan büyük ve birden farklı olmalı üstel fonksiyon olduğumuza göre. Buradan m ile ilgili doğru bilgilere ulaşacağız. Öncelikle eksi 10'u diğer tarafa atalım. Artı 10 olarak geçer. Her iki tarafı 5'e bölelim. m sayısı 2'den büyük bir sayı olmalı. Ve buradan devam edelim. Eksi 10'u yine diğer tarafa attığımızda 5m eşit olmamalı 11'e. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde m 11 bölü 5 olmamalı. Dolayısıyla m'in alacağı değer kümesi 2'den sonsuza kadarki sayılar fark 11 bölü 5 olacaktır. Devam edelim. f(x) eşittir 4 üzeri x eksi 1 artı 3 olduğuna göre f2 ve f eksi 1 değerlerini bulalım. Arkadaşlar f2'yi bulmak için x yerine 2 yazmalıyız. X yerine 2 yazdığımızda 4 üzeri 2 eksi 1 artı 3 eder. O da 4 üzeri 1 4 edeceği için 4 artı 3'ten 7 eder arkadaşlar. F eksi 1'i bulmak için x yerine eksi 1 yazmalıyız. X yerine eksi 1 yazdığımızda f eksi 1 eşittir 4 üzeri eksi 1 eksi 1 artı 3. Yani 4 üzeri eksi 2 artı 3 olarak buluruz. Bunu biraz toparlayacak olursak Negatif üs olduğu için 1 bölü 4 üzeri 2 artı 3. Arkadaşlar 1 bölü 4 üzeri 2, 1 bölü 16 yapar. Paydamızı eşitlersek 48, 49 bölü 16 olarak buluruz fx'i 1'i de. Devam edelim. Bu örneğimizde üstel fonksiyonun grafiğini inceleyeceğiz. Ee, fx eşittir 3 bölü 2 üzeri x fonksiyonunun grafiğini çiziniz ve bu fonksiyonun birebir ve örten olma durumunu inceleyiniz. Öncelikle arkadaşlar genel olarak grafik çizerken yaklaşımımız neydi? X'e birkaç tane sayı verip bunun karşılığında fonksiyonun cevaplarını bulmaktı. Daha sonra e, geçtiği noktaları tayin edip düzleme aktarmaktı arkadaşlar. Şimdi X yerine eksi 2 yazdığımızda Y 4 bölü 9 çıkmış. Yani fonksiyonumuz eksi 2 virgül 4 bölü 9 noktasından geçer. Eksi 1 yazdığımızda 2 bölü 3 çıktığı için fonksiyonumuz eksi 1 virgül 2 bölü 3 noktasından geçer. Ne kadar çok nokta bulursak arkadaşlar o kadar doğru çizeriz grafiğimizi. Evet burada da 5 tane nokta bulmuşuz. 2 yazdığımızda x yerine fonksiyonun cevabı 9 bölü 4 olmakta göründüğü gibi. Şimdi bu noktaları düzleme aktaracak olursak eksi 2 virgül 1 noktası. Eksi 1 virgül 2 bölü 3 noktası. 0 virgül 1 noktası. 1,3 bölü 2 noktası ve son olarak 2,9 bölü 4 noktası. Bu noktaları yeşil bir eğri ile birleştirdiğimizde fx eşittir 3 bölü 2 üzeri x'in grafiğini çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi birebir neydi arkadaşlar birebir fonksiyon? Tanım kümesindeki tüm elemanların görüntüleri farklı olmalıydı. Veya başka bir deyişle tanım kümesindeki farklı elemanlar için Tanım kümesindeki farklı elemanlar için görüntüler de farklı oluyorsa fonksiyona birebir diyorduk. Bu fonksiyonda x yerine hangi sayı yazarsanız yazın hep farklı bir görüntü bulacaksınız. Dolayısıyla fonksiyonumuz birebir diyebiliriz. Örten fonksiyon neydi arkadaşlar? Değer kümesinde açıkta elemanı kalmayan fonksiyonlardı. Veya veya e, fonksiyonun fonksiyonun formülünü y'ye eşitlediğinizde Buna istinaden en az bir tane x reel sayısı bulabiliyorsanız fonksiyonunuz örtendir. Nitekim biz bulabiliyoruz. Dolayısıyla fonksiyonumuz örtendir. Evet logaritma fonksiyonuna başlayalım arkadaşlar. 2 üzeri x eşittir 8 eşitliğinde x'in 3 olduğu açıktır arkadaşlar görmekteyiz. Fakat 2 üzeri x eşittir 10 eşitliğini sağlayan herhangi bir x tam sayı değeri yoktur. Bu x gerçek sayı değerini bulabilmek için farklı bir fonksiyona ihtiyaç duymuşuz arkadaşlar. Bu fonksiyon a bir dışında pozitif bir sayı olmak üzere f r'den r artıya fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunun tersi olan logaritma fonksiyonudur arkadaşlar. f r'den r artıya a sıfırdan büyük ve birden farklı olacak şekilde fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunun tersi olan f'in tersi x fonksiyonuna A tabanına göre logaritma fonksiyonu denir. Ve arkadaşlar logaritma fonksiyonu logaritma A tabanında x şeklinde gösterilir ve söylediğim gibi okunur arkadaşlar. Burada logaritma için çok önemli bir kural var arkadaşlar. Ee, y eşittir A üzeri x'tir ancak ve ancak x eşittir logaritma A tabanında y ise. Yani buradan A üzeri x'i bize y olarak verdiklerinde ve bu denklemden x'i bulmak için Üslü sayımız yetersiz kaldığında arkadaşlar üst eşittir logaritma a tabanında y diyeceğiz. Veya bize logaritmalı bir denklem verdiklerinde logaritmadan kurtulmak istiyorsak tekrar buraya geçebiliyoruz. Ancak ve ancak bağlacının anlamı nedir arkadaşlar? Bize bunu verdiklerinde bunu söyleyebiliyoruz. Bunu verdiklerinde bunu söyleyebiliyoruz. Logaritma fonksiyonunun tanımı ile ilgili bilgimizi de konuşalım. Ee, arkadaşlar x sayısı pozitif gerçek bir sayı olmalıdır. Yani logaritması alınan sayı pozitif bir sayı olmalıdır. Tabanımız yine pozitif olmalı ve birden farklı bir pozitif sayı olmalıdır. Bu kriterler gerçekleştiğinde fonksiyonumuz y sayısı gerçek bir sayı olacaktır. Yani tanımlı olacaktır arkadaşlar. Gelin bu konuştuklarımızı bir örnekle pekiştirmeye çalışalım. Aşağıda verilen eşitliklerdeki x değerlerini logaritmik olarak ifade etmemiz istenmiş arkadaşlar. A'daki denklem 3 üzeri x eşittir y biçimindeki bir denklem. Ve bize üst lazımsa arkadaşlar bu noktada logaritma kullanmalıyız. x eşittir logaritma 3 tabanında y. Tabana 3'ü mü y'yi mi yazacağımızı şöyle karıştırmazsınız arkadaşlar. Ee, üstlüyken taban 3 ise logaritmalıyken de tabanımız 3 olmalı. Diğer bir denklemimizi çözelim. 1 bölü 2 üzeri x eşittir y. Buradan arkadaşlar yine üs eşittir logaritma 1 bölü 2 tabanında y diyebiliriz. C'deki denklemi çözelim arkadaşlar. B üzeri x eşittir a. Yine üs eşittir logaritma b tabanında a olarak buluruz. Diğer bir denklemimiz, diğer bir denklemimiz 2 üzeri x artı 1 eşittir y. Yine arkadaşlar bu denklemde bize üs lazım. O halde üs eşittir logaritma 2 tabanında y diyebiliriz. Biri diğer tarafa attığımızda x'i logaritma 2 tabanında y eksi 1 olarak buluruz. Yine üstel denklemler vermişler ve logaritmik olarak çözmemiz isteniyor. 5'in hangi kuvvetinin x ol, 9 olduğunu bilmediğimiz için e, logaritma kullanırız zaten arkadaşlar. Üst eşittir logaritma 5 tabanında 9'dur. B'deki denklemi çözelim. Yine B'deki denklemde üs eşittir logaritma 2 tabanında 10'dur. C'deki denklem üs yalnız bırakıldığında üs eşittir logaritma 3 tabanında 5 olarak bulunur. Biri diğer tarafa atarsak x buradan logaritma 3 tabanında 5 eksi 1'dir. Evet son denklemimiz C'deki denklem 4 üzeri x eksi 1 eşittir 7 olduğu için buradan ne söyleyebiliriz arkadaşlar üst eşittir logaritma 4 tabanında 7 biri diğer tarafa atalım artı olarak geçecektir eksi 1 logaritma 4 tabanında 7 artı 1 olarak buluruz bu denklemi sağlayan x değerini de devam edelim başka bir örneğimizle evet aşağıda verilen eşitliklerdeki x değerlerini bulunuz arkadaşlar özelliğimizi tekrar konuşalım a üzeri x bize y olarak verildiğinde hatta tersinin de doğru olduğunu ifade etmiştik. Buradan x eşittir. Logaritma a tabanında y. Şimdi bizim denklemlerimiz dikkat ederseniz logaritmalı denklemler. Dolayısıyla böyle bir bilgi verildiği için biz bu tarafa geçebileceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz bunu? Tabanın üzerine tabanın üzerine şu sayıyı yazıyorsunuz ve logaritması alınan sayıyı eşitliyorsunuz. Yani a'daki denklemi inceleyecek olursak iki tabanında 16'nın logaritması x'e eşitmiş. Buradan Logaritma alınan sayı 16 eşittir diyeceğiz. Tabanın üzerine burada duran sayıyı yazacağız. 2'nin hangi kuvveti 16'dır arkadaşlar? 4. kuvveti 16'dır. Bu yüzden x4'tür. Yine logaritma 6 tabanında 1 bize x olarak verilmiş. Kendimiz logaritmadan kurtarmamız lazım. Evet, logaritma alınan sayı 1 eşittir tabanın üzerine burayı yazıyoruz. 6'nın x. kuvveti 6'nın hangi kuvveti 1'dir arkadaşlar? 0. kuvveti 1'dir. C'deki denklemimizde yine kendimizi logaritmadan kurtaracak olursak logaritması alınan sayı 49, 49 eşittir. Evet taban üzerine orada duran sayıyı yazıyoruz. Buradan x kareyi 49 bulduk. 7'nin veya eksi 7'nin karesi 49'dur bunu biliyoruz. Ancak taban sıfırdan büyük ve birden farklı olmalıydı. Dolayısıyla eksi 7'yi alamayız. C'deki denklemi sağlayan x değeri yalnızca 7'dir arkadaşlar. Devam edelim. Ee, fx eşittir logaritma gx tabanında hx fonksiyonunun tanımlı olabilmesi için yani reel sayı olabilmesi için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır. hx sıfırdan büyük olmalıdır. Logaritma sağlanan sayı arkadaşlar sıfırdan büyük olmalıdır. Taban da sıfırdan büyük olmalıdır. Ayrıca taban birden farklı olmalıdır. Şimdi uygulayalım bu bilgiyi arkadaşlar fx eşittir. Logaritma 3 tabanında x kare eksi 5x artı 6 fonksiyonunun en geniş tanım kümesini bulalım. Şimdi tabanla ilgili e, kriterler burada gerçekleşmiş zaten arkadaşlar. Sıfırdan büyük ve birden farklı olduğu için onunla ilgili bir şey söylemeyeceğiz. Logaritma alınan sayı x kare eksi 5x artı 6 ifadesi sıfırdan büyük olmalı. Bu eşitsizliği çözmek için öncelikle köklerini bulmamız gerekiyor. 3'e 2 eksi eksi. Evet. İkisini çarptığımızda arkadaşlar artı 6'yı ve bu ikisini topladığımızda değişkenimizin x'in katsayısını verdiği için ifademizi doğru çarpanlarına ayırdık. Yani ifademizin çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 3 çarpı x eksi 2'dir. Şimdi çarpanlarımızı sıfıra eşitlediğimizde x eksi 3 eşittir 0. x buradan 3 gelir. Bu eşitsizliğin köklerinden bir tanesi 3'müş yani. x eksi 2'yi sıfıra eşitlediğimizde x eşittir 2 gelir. Şimdi bu köklere göre tablomuzu yapacak olursak. Evet. 2 kökümüz var. 2 tane çizgi yapıyoruz. Küçük kökümüzü önce yazıyoruz. Büyük kökümüzü sonra yazıyoruz. Ee, burada eşitlik olmadığı için arkadaşlar. içi boş yuvarlaklar yapıyoruz. Dahil olmadığı anlamına geliyor. Ve tablomuzun sağ tarafından başlıyorduk hatırlarsanız. Baş kat sayımız artı bir x kare olduğu için. Artı bir olduğu için. Artıyla başlayıp köklerde ne yapıyoruz? İşaret değiştiriyoruz. Ve soru bize sıfırdan büyük olduğu yeri sorduğu için pozitif olduğu yerlerin altını çizip tanım kümemizi bu eşitsizliği sağlayan sayıların kümesini ortaya koyuyoruz. Eksi sonsuzdan 2'ye kadarki sayılar birleşim 3'ten sonraki sayılar. Evet bu şekilde devam edelim başka bir örneğimizle. Bu örneğimizde de bir fonksiyonun tersi nasıl bulunur bunu hatırlamamız gerekiyor. Nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Bir fonksiyonun tersi. Tersini bulmak istediğimiz fonksiyonun formülünü y'ye eşitliyorduk. Ve bu oluşan denklemden amacımız x'i yalnız bırakmaktı. Şimdi bu denklemden x'i yalnız bırakacaksak x gördüğünüz üzere üstte duruyor arkadaşlar. O zaman işin içine logaritma girer. Üst eşittir. Logaritma iki tabanında y diyebiliriz ve x'i yalnız bırakmak üzereyiz. Biri diğer tarafa attığımızda x yalnız kalıyor. Logaritma iki tabanında y eksi bir. X'i yalnız bıraktıktan sonra arkadaşlar bulduğumuz ifade fonksiyonun tersidir. Bir farkla Y gördüğümüz yere son tahlilde X yazıyoruz. Evet. Dikkat ederseniz üstel bir fonksiyonun tersini bulduk. Logaritmalı bulduk arkadaşlar. Üstel fonksiyon, logaritma fonksiyonu birbirinin tersidir. Bunu da not alalım. Evet. Yine logaritmalı bir fonksiyonun tersi sorulmuş bize. Ee, o zaman üstel fonksiyon bulmalıyız az önce anlattığıma göre. Bakalım önce ne yapıyorduk? Y'ye eşitliyoruz. Amacımız x'i yalnız bırakmak. Öncelikle bu 2'yi diğer tarafa atalım. Logaritma 3 tabanında x 4 eşittir. Y 2 etti. Buradan logaritmadan kurtaracak olursak kendimizi. Logaritma sağlanan sayı x 4 eşittir. Tabanın üzerinde burada duran sayıyı yazıyoruz. 3 üzeri y 2. Eksi 4'ü diğer tarafa attığımızda x yalnız kalmış oluyor. Dolayısıyla biz de fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Buradan f'in tersi 3 üzeri x eksi 2 artı 4 olur. Gördüğünüz gibi logaritmalı bir fonksiyonun tersini aldık. Üstel olarak bulduk. Devam edelim. Logaritma fonksiyonunun grafiğinden bahsedelim size biraz arkadaşlar. fx eşittir logaritma a tabanında x logaritma fonksiyonu taban birden büyük olduğunda arkadaşlar artan bir fonksiyondur. Evet bunu önemsiyoruz. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Evet artan fonksiyonların grafikleri de arkadaşlar e, yukarı doğru çıkacaktır. X arttıkça görüntüler de artacaktır. Bu şekilde bir grafiğe sahip olacaktır. Evet arkadaşlar taban 0 ile 1 arasında olduğunda da fonksiyonumuz azalan fonksiyon olmalıdır. Yani azalandan kastımız x değerleri büyüdükçe y değerleri küçülecek. Dikkat ederseniz sol tarafa doğru x değerleri büyüyor ve fonksiyonumuz görsel olarak aşağı doğru Gidiyoruz. Şimdi e, bu örneğimizde pekiştirmeye çalışalım. fx eşittir logaritma 2 tabanında x fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Artan veya azalan olduğunu ortaya koyunuz. Yine söylüyorum genel olarak fonksiyon grafiklerini çizmek için x'e birkaç tane sayı yazıyoruz. Mesela burada x'e 1 bölü 2 verdiğimizde cevap eksi 1 olarak bulunmuş. x'e 1 verdiğimizde cevap sıfır olarak bulunmuş. x'e 2 verdiğimizde 1 olarak ve son. Tahlilde x'e 4 verdiğimizde 2 olarak bulmuşuz görüntümüzü. O zaman arkadaşlar fonksiyonumuz bu 4 noktadan mutlaka geçmeli. Evet 1 bölü 2 virgül eksi 1'den geçecek. 1 virgül 0'dan geçecek. 2 virgül 1'den geçecek. Ve 4 virgül 2'den geçecek şekilde bir eğri çiziyoruz. Fonksiyonumuzun artan olduğunu görüyoruz. Zaten tabanımız 1'den büyük olduğu için artan bir fonksiyon diyebilirdik de grafiğini çizmeden arkadaşlar. Şimdi şu konuda bir yardımcı olmak istiyorum size. Mesela x'e 4 verdiğimizde nasıl 2 bulmuşuz? Bakalım fonksiyonumuzun formülünde x'e 4 verdiğimizde arkadaşlar bunu logaritma fonksiyonu özelliklerini çalıştığımızda çok daha hızlı yapabileceğiz. Ama şimdiki bilgilerimizle nasıl bunun cevabının 2 olduğunu ortaya koyabiliriz. Bakalım ne yapalım? Logaritması alınan sayı eşittir tabanın üzerine orada duran sayıyı yazıyorduk. Buradan 2'nin hangi kuvveti 4'tür arkadaşlar? İkinci kuvveti 4'tür. Dolayısıyla görüntümüz y 2 olarak bulunuyor. x'e 4 verdiğimizde. Devam edelim. Bir de azalan fonksiyona bir örnek yapalım arkadaşlar. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x. Taban 0 ile 1 arasında olduğu için fonksiyon azalan olmalı zaten. Yine grafiğini çizecek olursak. x'e 1 bölü 4 verdiğimizde 2'den geçeceğiz. O zaman 1 bölü 4 virgül 2 noktasını işaretliyoruz düzlemde. 1, 1, 1 bölü 2 virgül 1 noktasından geçeceğiz. Evet. X'e 1 verdiğimizde 0 çıktığı için 1 virgül 0 noktasından. 2 virgül eksi 1 noktasından. Ve son olarak 4 virgül eksi 2 noktasından geçeceğiz arkadaşlar. Bu nokta sayısını çoğaltabiliriz veya birazcık daha azaltabiliriz. Bu noktalardan geçecek şekilde bir eğri çizdiğimizde ee, fx eşittir logaritma 1 bölü 2 tabanında x'in grafiğini çizmiş oluyoruz. Yine grafiğine baktığımızda da fonksiyonun azalan olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Devam edelim. Onluk logaritma fonksiyonu arkadaşlar tabanı 10 olan logaritma fonksiyonuna onluk logaritma fonksiyonu veya bayağı logaritma fonksiyonu denir. Arkadaşlar taban 10 olduğunda biz tabanı yazmıyoruz. Yani şöyle bir örnek verecek olursam logaritma 10 tabanında 4 için logaritma 4 ifadesini kullanıyoruz. Logaritma e, 5 gibi bir ifade gördüğünüzde isterseniz ihtiyaç duyarsanız tabana 10 yazabilirsiniz. Ama seçeneklerde soru çözerken test çözerken tabanı arkadaşlar yazmazlar eğer 10 ise. Şimdi bir örneğimizle anlamaya çalışalım bunu. Aşağıdaki logaritmaların değerlerini bulalım. Yine dediğim gibi logaritma fonksiyonunun özelliklerini öğrendiğimizde bu soruya çok daha kısa bir sürede cevap verebileceğiz. Şimdi ilk denklemimiz, ilk ifademiz logaritma 10 tabanında 10 ifadesi. Buna a dersek, cevabına a dersek cevabını bulmak için buradan logaritması alınan sayı eşittir. Tabanın üzerine bunu yazıyoruz. 10 üzeri a. Arkadaşlar onun hangi kuvveti 10'dur? Birinci kuvveti 10'dur. Dolayısıyla İlk sorumuzun cevabını A demiştik. A'yı 1 bulduk. İkinci sorumuzun cevabına B diyelim. Ve gizli şurada 10 tabanını yazalım. Buradan kendimizi logaritmadan kurtaracak olursak. 1000 eşittir. Tabanın üzerine B'yi yazalım. Peki onun hangi kuvveti 1000'dir? Onun 3. kuvveti 1000'dir. Dolayısıyla B 3 olmalıdır. Yine C'deki ifadeye. Evet logaritma 10 tabanında 1 bölü 100 ifadesine C diyelim. Ve buradan logaritması alınan sayı 1 bölü 100 eşittir. Tabanın üzerine c'yi yazıyoruz. 10 üzeri c. Peki 1 bölü 100 arkadaşlar. 1 bölü 10'un karesidir. Dolayısıyla biz onu negatif üst olarak yazabiliriz. 10 üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Evet eşittir 10 üzeri c. Gördüğünüz üzere c'nin eksi 2 olması gerekiyor. Peki bakalım. Doğal logaritma fonksiyonuyla devam edelim. Tabanı e irrasyonel sayısı olan logaritma fonksiyonuna doğal logaritma fonksiyonu denir. Arkadaşlar e sayısının yaklaşık değerini de bilelim 2,71'dir. f r artıdan r'ye fx eşittir logaritma e tabanında x veya fx eşittir lnx biçimde gösterilir. Arkadaşlar buradan e, not almamız gereken şey logaritma e tabanında x'i lnx olarak yazdığımız e, bir soruyu çözdüğümüzde logaritma e tabanında 4 bulduysak mesela seçeneklerimizde test çözdüysek ln 4 olarak yazacaktır. Bununla ilgili de bir örnek yapalım. Hemen yine aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz dedikleri için hemen ilk denklemimize ilk ifademize a diyelim ve buradan ln 1'in anlamı logaritma e tabanında 1'dir ve kendimizi logaritmadan kurtarırsak 1 eşittir e üzeri a edecektir. E'nin yani 2,7'nin hangi kuvveti 1'dir arkadaşlar? Sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bu yüzden birinci ifadenin cevabını A'yı sıfır buluruz. Yine ikinci ifadeye B diyelim. Logaritma E tabanında E eşittir B oldu. Buradan kendimizi logaritmadan kurtaracak olursak logaritması alınan sayı eşittir. E üzeri B olarak yazılabilir. Peki E'nin hangi kuvveti E'ye eşittir? Birinci kuvveti arkadaşlar kendisine eşittir. Bu yüzden B'yi de 1 olarak bulduk. Yine üçüncü ifademize C dersek e, logaritma E tabanında E küpü C olarak ortaya koyabiliriz. Ve logaritma alınan sayı E küp eşittir. E üzeri C olarak bulunur. Buradan C'nin arkadaşlar 3 olması gerektiğini söyleriz. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.